Efendim günaydın, günaydın, günaydın. Ekran başına herkes hoş geldi. Bugün programımızda çok değerli konuklarımı ağırlayacağım. Sizlerle beraber sohbet edeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden çaylarımızı, kahvelerimizi ve sularımızı alıp sohbetimize başlıyoruz. Güzel seyirler. Almanya'da çalışmak şimdi hayal değil. Evrak sürecinin detaylarını iş insanı Kemal Çakır anlatacak az sonra. Uykunun hayatımızdaki yerini asla küçümsemeyin. Beyin, sinir ve omurilik cerrahı Profesör Doktor Orhan Şen uykunun önemine dair bilgilerle geliyor. Az sonra. Hayatı Paylaşmak programı başlıyor efendim. Güzel seyirler şimdiden. Hemen telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. 0212 702 24 14. WhatsApp hattımız 0554 494 90 39. Sizlerle efendim hoş geldiniz değerli iş insanı Kemal Çakır bizlerle beraber. Çok sağ olun, hoş bulduk Semra Hanım. Günaydın. Merhabalar. Efendim. Günaydın, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Türkiye'mize sayın seyirciler, evet. Hayırlı sabahlar diliyoruz, hayırlı haftalar diliyoruz. Ne yapıyoruz? Sıcacık çaylarımızı aldık. Efendim umarım izleyicilerimiz de erken kalkmış, bizlerle buluşmuş ve çaylarını içiyorlardır. Kemal Bey, sizin de çayınız, suyunuz önünüzde. Şimdi, haydi bismillah. Haydi bismillahirrahmanirrahim, kolay gelsin. Efendim şimdi Kemal Bey iş insanı birçok alanda zaten işler yapıyor ama bizim özellikle konu aldığımız siz. Gençlerimize güzel bir yolculukta aslında vesile olmak. Tam olarak nedir? Siz yıllardan beri aslında bu işi ilk yapanlardansınız. Ben biraz böyle anlatayım sonra başlığı siz koyun. Evet. İlk yapanlardansınız. İnsanlara aslında hayal ettiği deneyime bir kapı açıyorsunuz. Evet. Şöyle bir süreçten bahsedelim istiyorum. Sonra bu süreci sürpriz bir pekiştirmeyle sohbetimize devam edeceğiz. Evet, teşekkür ederim. Almanya'da 2020 yılının 3. ayın 1'inde başlamakla beraber göç yasası adı altında bir yasa yürürlüğe girip Avrupa ülkeleri dışarısında olan tüm ülkelerden, hani onların 3. ülke olarak nitelendirmelerine girmiyoruz ama hani Avrupa Birliği üyeleri, Avrupa Birliği içinde bulunan ülkelerin dışarısındaki tüm ülkeler, Türkiye'mizden İran, Irak, Azerbaycan, Filipin, Hindistan, artık bütün ülkeler, Avrupa Birliği'ne dahil olmayan ülkelerin hepsinden nitelikli elemanları, nitelikli iş gücünü göç yasası kapsamında Almanya'ya götürmek için bir harekete sistem kurmuşlardır ve bu yasa 2020 yılında yürürlüğe girmiştir. Biz de zaten ilk günden beri bu göç yasası başlamasıyla beraber Türkiye'mizde biz yerimizi açalım dedik. Yani biz tabii ki kendimiz Allah'a şükürler olsun Müslüman Türk olarak kendi ülkemizden faaliyet göstermekten çok zevk alarak bu işe girmiş olduk. Ve bununla beraber bugüne kadar şükürler olsun yüzlerce kişinin Almanya'ya gitmesine vesile olduk. Hani direkt kendi şirketimize zaten transfer ettik ilk yıllarda. Onun haricinde de bizimle sürece başlayıp da Almanya'ya gidenlerin sayısı herhalde rahat rahat olarak ya birkaç yüze ulaşmıştır. Evet. Ona bu şekilde inanıyorum. Aslında biz bunları çektik. Birçok defa sosyal medyada da paylaştık. Evet. Hayatı Paylaşmak Kanal 7 ekranlarında da sohbetimizde çok var oldu. Ama evet, birebir gitmiş ve orada deneyim yapmış sizin vesilenizle. Kimseyle röportaj yapmadık ya da onun görüntülerini göstermedik değil mi? Yok yani hakikaten 4 sene sonra, 4,5 sene sonra ilk defa böyle sağ olsun kardeşimiz, arkadaşımız gerçekten ben çok sevindim. Yani kendisinin şu anda burada bulunmasına ve bununla beraber de hani hakikaten bir fake olarak değil ciddi bir şekilde gerçekten yapmış deneyim olduğumuz yapmış, sizlerle bu yolculuğa başlamış, evet, bir hemşire kızımızı konuk alacağız. Evet. Efendim hep bahsediyoruz ya şöyle oluyor böyle oluyor, bir susalım. O konuşsun diyorum. Alalım mı değerli konuğumuzu? Tabii ki buyursun. Tamam. Birazdan sizlerleyiz efendim. Değerli izleyenler işte şimdi bizlerle beraber birebir deneyim yapmış bir hemşire kızımız var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Seni tanıyabilir miyiz? Tabii ben Zeliha Borutçu, 28 yaşındayım. 4 yıl boyunca Sağlık Meslek Lisesi'nde hemşirelik okudum. Daha sonra üniversitede 4 yıl hemşirelik
eğitimimi akademisyen olarak tamamladım. Üniversite okurken aynı zamanda da hemşirelik tecrübesi kazandım özel bir hastanede. Üniversite biter bitmez de hep amacım yurt dışına gitmek olduğu için yeni yollar arıyordum. Kemal Bey ile tanıştım. Evet, şimdi ekran başında da gitmek isteyenler, orada deneyim yapmak isteyenler olabilir. İşte canlı kanlı ilk defa böyle bir oraya gitmiş sizin vesilenizle çalışan birini konuk ediyoruz. Bu süreci öğrenebilir miyiz? Nasıl başladı, nasıl devam etti? Tabii bir tanıdığım Kemal Bey'i önermişti bana. Ben internet sayfalarına girdim, inceledim. Ondan sonra başvuru formlarını doldurdum. Ertesi gün bana hemen geri dönüş sağladılar. Telefonda görüşmede bir sonraki günde yüz yüze görüşmek istediler. Yüz yüze görüştük. Her şey olumluydu. Benden bazı gerekli evrakları istediler. Onları da hızlı bir şekilde tamamladım. Ben teslim ettim. Onlar da tabii ki bu evraklarda yardımcı oldu o zaman ekip, değil mi? Yön gösterdiler. Tabii evrakları nereden temin edeceğimi, hı-hı, her şeyi söylemişlerdi tek tek. Evet. Peki Kemal Bey'le ne zaman görüşme sağladınız? Bu evraklar, prosedür bittikten sonra mutlaka görüştünüz değil mi? Tam ben de yani, hatırlayamıyor muyuz? Hakiki olduğu için hani evet, doğrusunu görüyorsunuz sayın seyirciler, hazırlanmadık. Olsun, en güzeli bu. Evet, kesinlikle. Bu süre zarfında herhalde Türkiye'de görüşmüş. Görüştük. Evet. Peki kaç sene önceydi bu sizi oraya transfer ettiğimiz ve orada çalışma hayatına atıldınız? Yaklaşık 3 yıl önce. 3 yıl önce efendim, deneyimlilerden bir tanesini aldık. Bu süreç uzun mu kısa mı, onu da çok soruyorlar çünkü. Aslında firma olabildiğince hızlı bir şekilde geri dönüş sağlıyor. Bekleme süreci Almanya'nın bürokrasi sistemi biraz beklettiği için ondan kaynaklı, hı hı, olarak. Yoksa firma gerçekten çok hızlı yapmaya çalışıyordu her şeyi. Teşekkür ediyoruz o zaman Kemal Bey, sizin vesilenizle. Peki oraya gittiniz değil mi? Evet. Hadi orayı anlatalım. Almanya'ya ilk gidişiniz. Evet, gittim. Heyecanlıydım çünkü benim orada hiçbir tanıdığım yoktu. Aslında firmaya güvendiğim için de, yani güvenilir bir firma olduğu için de yine de cesaret edip gidebildim oraya. Havalimanında beni orada firmada çalışan bir tane birisi bekliyordu. Kimdi acaba? Kesin tanıyoruzdur. Değil mi? Karşılayan ekipten birileri genelde tanıyoruz. Üç tane herhalde şoförden birisidir, evet, diye zannediyorum. Daha önceden zaten firma benim kalacağım, konaklayacağım yeri daha önceden belirlemişti. Hı hı. Bu yüzden benim için kafamda yani her şey netti aslında. Bu beni karşılayan kişi aldı, konaklayacağım yere kadar götürdü. Oradaki diğer arkadaşlar da oryantasyonumuzu çevre için sağladılar, bayağı yardımcı oldular. Yani şunu anlıyorum Kemal Bey, normalde her firma bunu yapıyor mu yoksa sizin planlama şeklinizde mi bu var? Aslında yurt dışına vesile olduğunuz kişilerin konaklama durumunu da garanti altına alıyorsunuz anladığım kadarıyla, değil mi? Bu soruyu ben böyle cevaplandırsam Semra Hanım, hani kimin yapıp yapmadığının ona bakmamaksızın hani ne yapılması gerektiğini. Çünkü biz, hı hı, buradan hakikaten hani düşünün, bir normal bir süreçte birisi gelin olarak akrabasına bile kız verdiği zaman hakikaten bir yani araştırıyor kimdir nedir şudur budur, bayağı bir süreç tanışıyorlar ediyorlar. Sonra buradaki kızını veya oğlunu kimse artık Almanya'ya gönderiyorlar. Garanti altına alarak bir şekilde tabii önce Allah'a emanet ediyoruz her şeyimizi. Ondan sonra da tabii şey ki karşıdaki şirkete. Burada da hani bize emanet edilmiş bir kızımız varsa, bir arkadaşımız varsa hani bunu biz en iyi şekilde yerine getirmek için. Çünkü hani Almanya'ya gelip de uçaktan indi ilk defa, belki ilk defa uçağa binen çok arkadaşlarımız vardır. Evet. Almanya'ya iniyorsunuz. Hani biz ne kadar da dil öğretsek aslında bu konuya da az girmek, evet, isterim. Evet, gireriz şimdi. Hani en önemlisi hep dil hı-hı, diye devam ediyoruz. Bakalım ya. Bakalım soracağız şimdi o konuda nasıldı. Evet ve bu böyle yaparken Almanya'ya ilk defa geliyorsunuz ve havalimanında uçaktan iniyorsunuz. Karşınıza hiçbir tanıdık yok. Sadece bir Alman polisi var. Sizin orada pasaportunuza, kağıdınıza, kürenize bakıyor. Ve havalimanından dışarı çıktınız. Şimdi hiç akrabanız yok, kimse yok. Hiç kimseyi tanımıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Bir de anne baba aile konusunda da kaygılar olabilir değil mi? Allah korusun, evladını büyüttü, okuttu, emek verdi, evet, ve yurt dışına gönderiyor. Hiç ama tanıdık da yok. Ama şimdi mesele olduk Semra Hanımcığım. Evet. Ve orada limanından çıktığı zaman veya hani o gümrükten çıktığı zaman karşısına birisi çıkmazsa
Bence çok ayıp olur ve iş yerinde yapılmamış olur. Çünkü Zeliha Hanım da oraya geldiği an karşısında hiç olmasa tanıdık bir tablo ismini okuyacak şekilde herhalde öyleydi diye zannediyorum. Havalimanına çıktıktan sonra o ismini okuyunca tabii orada ilk bir %10 ısınma olmuş oluyor diyor, yani. Çok evet, şükür. Evet. Doğru yerde ilerliyoruz. Oradan alınıp sonra diğer tarafa yere geldikten sonra. Ve bu süreçte tabii ki Zeliha hemşiremizin başladığı süreçte hem burada tanıştığı, burada bizimle de görüştüğü, orada da tekrar beni görmesi tabii ki her şey hem güven hem bir bağlayıcı bir olay olmuş oldu. Onunla beraber Fatih Bey'le bilmiyorum hani görüşmüş müydünüz o zamanlara evvel aslında. Hani orada hemen ofise gelip de ilgilenen arkadaşları orada da hani ismini duymuş olduğunuz kişileri canlı canlı görmeniz, işte iş sözleşmesi ve bu oryantasyon sürecinde hakikaten arkadaşlarımız ki özellikle bu iş için var olan arkadaşlarımız hani artık banka hesabından alın da özür dilerim oradaki ikamete kadar bütün süreçte yanlarında bulunması, ev kiralama konusunda devamlı yanlarında bulunması, her şey tabii ki şans ve sürpriz değil. Hani gerçekten tabii emek ki plan ve program dahilinde. Hakikaten. Peki şimdi oraya gittiniz, sizi yerleştirdiler, işe başladınız. Sizin bünyenizde işi de organize ettiniz diye biliyorum, değil mi? Nasıl oldu? Mesela ilk çalıştığınız yer. Şöyle, benim zamanımda bir yıl boyunca denklik eğitimi almamız zorunluydu. Evet, bu da çok önemli bir şey. Evet, bu süreçte Fatih Bey okul kaydımızı ayarladı bizim. Staj kayıt yerlerimizi de ayarladılar. Bu dönemde biz sadece okuduk. Orada tekrar bir eğitim alındı. Şimdi buradaki mesele Semra Hanım, hani Almanya'daki makamların baktığı, buradan götürdüğümüz adaylarımızın lise, lisans veya yüksek lisans üzerine hemşirelik okuduklarını bir kere bakıyorlar. O bir. Tabii. İkincisi de tecrübe derecelerine bakıyor. Hani bazı okullar var hakikaten Almanya'daki mevzuata çok uygun. Ona göre mesela bir arkadaşımız var. Çok kısa bir tecrübesi olmasına rağmen 240 saatlik bir eğitim saati çıkmış oldu. Bu ne demek diye sorduğunuz zaman hani Almanya diyor ki hani benim mevzuatıma uygun bir lise meslek eğitimi gerçekleşmiş, üniversite de olsa, meslek lisesi eğitimi de olsa, ama ben yine de hani burada bunu kabul etmem için yani 240 saat de olsa hani bir buçuk aylık alıştırma ve görme amaçlı pekiştiriyor aslında. Çok daha güzel değil mi? Orada da bir eğitim almış oluyor. Ama şimdi hani biz burada 5 sene, 10 sene hakikaten iyi, yani bizim hemşirelerimizin hepsi çok harika. Hani hakikaten onu söyleyebiliriz. Ve bu insanlar şimdi Almanya'ya gelip de tekrar olarak hani alışmamış oldukları veya çok uzun zamandan beri yapmamış oldukları bir staja tabi tutuluyorlar. Onu da dile getirmemiz nasıldı lazım. Nasıldı? Soralım, nasıl bir stajdı, nasıl bir eğitimdi? Nasıl bir deneyimdi? Hastanede olan süreç. Evet. Staj zorlu bir süreç. Gerçekten benim Türkiye'de 4 yıl hastanede tecrübem olmasına rağmen oradaki ortam tamamen bambaşka. Zorlandım. Yani. Ama başardım. Evet, 8 yıl akademik eğitim. Üstüne 4 yıl normal tecrübeye rağmen orada zorlandım yani staj zamanı. Çünkü dil de çok önemli. Tamamen farklı bir ortam var. Hemen dile girelim mi kısacık? Öncesinde... şu anda gitmek isteyen, bizi izleyen adaylarımıza vermek istediğim bir tavsiye var mı? O dil sürecinde, dil eğitiminde ve oradaki dilin önemine söylemek istediğim bir vurgu var mı? Evet, çok sıkı çalışmaları lazım. Eğer ki dil yeterli gelmezse oradaki oryantasyon süreci çok daha fazla uzayacak. En basitinden yani ev kiralarken bile görüşmelere illaki gidiyoruz, marketlerde alışveriş yaparken... Yani dil çok önemli gerçekten. İşlerin daha hızlı ve akıcı şekilde ilerleyebilmesi için. Du kannst aber jetzt richtig sprechen, oder? Ich glaube schon. Doch, du kannst schon. Öğrenmiş konuşuyor çok, efendim. Bu cevap bile çok güzel. Diyorum ki öğrendin ama değil mi diyorum ya. Tabii ki biraz yani bence öğrendim diyor. Güzel, çok güzel. Ya evet, peki bu yolculuk gerçekleşti. Güzel, şu anda orada mısın yoksa buraya döndün mü? Tam olarak şu anda merak ediyorum ne yaptığını. Ben mezun olduktan, yani orada denkliğimi aldıktan sonra Kemal Beyler'den memnun kaldığım için onlarla devam etmek istedim. Şu anda da izne ayrıldım. Ailemi görmeye geldim. Sizin de davetinizi icap ettim.
İyi ki geldin, hoş geldin. Teşekkür ederim. Çok mutlu olduk. Ailene de sevgilerimizi iletiyoruz efendim. Çok güzel böyle mutlu olduk. Bundan sonra adaylarımıza da yer verelim Kemal Bey ki izleyenler hayal mi gerçek mi ne anlatıyor bunlar demesin, işte canlı kanlı örnekleri olsun. Seve seve her zaman için. Biz yani inanın bana ben Zeriha'nın Türkiye'de beni ziyaret etmesine bile yani çok mutlu oldum, gururlandım. Biz de mutlu olduk, iyi ki geldin. Ve söylediklerine göre, söylediğine de teşekkür etmesine, hani hakikaten böyle vefa dolu ve böyle güzel insanlarımız olduğu müddetçe hani hakikaten biz seve seve bu yaptığımız işimizi devam ettireceğiz. Bizim yaptığımız hakikaten hani bunu bir ticari amaçla veya herhangi bir işi bilmeyen bir insan olarak hani biz bu işi yapmayız. Biz de zaten hemşireyiz. Çok evet, şükür. Mesleği, yoğun bakım hemşiresiyiz. Orada yaptığımız işle beraber burada yaptığımızı da hani hepsi birbirine benzer bir dal üzerine. Hani biz bir şey istedik, adaylarımızdan bir şey istediysek hakikaten yani onların karını olsun diye Almanca öğrenmelerini istiyorsak hani şu an her gün inanın bana hani artık dilimde tüy bitti dercesine bir hareket. Yok o kurum dedi ki Almanca'ya gerek yok, yok o kurum dedi böyle, o kurum dedi canlı şöyle, denkliğe efendim, gerek yok falan filan. Aynen canlı örneği burada bir... Markete gidiyoruz, ev tutuyoruz, hastalarla iletişim, evet. Hasta yakınlarla iletişim oluyor. Ama işte bu işler ben onun için ne dedim hani hakikaten başta hakiki istiyor muyum ben bu işi, istemiyor muyum? Hani bu mesele ben bunu kendime ahlaklı ve doğru bir şekilde cevaplandıramadıysam zaten ben bu kişileri bünyeme katmıyorum hani inanın bana. Hani böyle soru soran bir kimse hani zaten almaya gitmek istemiyor. Bunun işi yani artık başka bir şey. Sanıyorlar ama hani, ki orada oyra yağıyor Kemal Bey çalışmadan kazanılıyor rahat rahat. İnsana ihtiyaç yok. Rüyamda robot yürüyor. Robot Almanca konuşuyor, ben Türkçe konuşuyorum. Hani öyle bir hayat yok. Evet. Hani biz bunu yapmıyoruz. Hani ben oraya gitmek istiyorsam, ben şimdi şu an Çin'e gitmek istiyorum. Çin'de öğrenmek çalışmak istiyorum. Evet. Veya Peru veya neresiyse. Evet. O ülkenin ben o lisanını bilmeden ben oraya kendim zaten hani akıllı bir insan olarak onu gitmeyi istemem. Ha, bir an önce gideyim. Ne olacak bir an önce gittin? Hani ne yapacaksın bir an hemen önce gittin de denkliği yok, misin, o yok, bu yok. Misin? Evet, yok denklik de hemen veriyorlarmış, yok şu da böyle. Bakın anlatıyor işte, diyor evet. Ki ben burada o kadar güzel eğitim almış olmam deneyimime rağmen orada belirli bir eğitime tabi tutuldum ki denkliğime karşılık olsun ve çalışma hayatına başlayabilirim. Şeyi merak ediyorum Kemal Bey, şu anda tatildeyiz, tekrar ne zaman dönüyoruz ve Kemal Beylerin bünyesinde evde bakımla sanırım değil mi? O alanda çalışıyorsunuz. Evet. Biraz da bahsedelim mi? Cumartesi günü dönüyorum. Çok az kalmış. Evet. Evde bakımda çalışıyorum. Yani evde bakımda hastanın bütün sorumluluklarını biz üstlenmiş oluyoruz. Evet. Tamamıyla. Çok da zor. İşte anlatıyoruz ya diğer programımızda, ne olur YouTube'dan izleyin efendim. Kemal Bey'in yurt dışında yapmış olduğu ve Türkiye'de yapma için adım atıp yol aldığı sistem, evde bakım sistemi. Geçen hafta konuştuk. Evet konuştuk diyorum ya YouTube'dan geçen baksınlar diye. Evet. Evet bakın efendim. Söylemek istediğim şeyler var mı? Bizleri izleyenlere, Kemal Bey'e deneyimlerinden bahsetmek ister misin? Ya da mesela sana da soruyorlar mı? İşte bunu duydukları zaman, yurt dışına çıktım şu anda orada çalışıyorum dediğin zaman ilk sordukları insanların ne mesela? İşin ne ve orayla ilgili? Maaş soruyorlar. Efendim direkt para. Evet. Evet direkt. Motivasyondur. Evet. Kemal Bey. Kesinlikle. Bilmiyorum maaşından memnun oluyor musun? Direkt patron burada. Patron çok iyi bir yerdeyiz şu anda. Her ikimizin de patronu burada, soruyoruz efendim. Maaş motivasyondur. İnşallah hayırlı ve güzel bir şekilde karşılıyordur. Biriktiriyor musun? Evet. Ya bakın her zaman bunu konuştuk, dile getirdik. Almanya dünyanın en güçlü ülkelerinden, yani maddi olarak en güçlü ülkelerinden, sosyal olarak en güçlü ülkelerinden bir tanesidir. Hayat kalitesinde bizim üzerimizde olan, Türkiye'mizin üzerinde olan bir devlet olamaz. İstanbul'umuz kadar, ya bizim boğazımız var ya, bizim bayrağımız var, Kemal camimiz Bey, çok var. Seviyorum. Durun Kemal Bey, yurt dışına gitmek isteyenleri şu an vazgeçirdiniz. Yok. Yine vazgeçirdiniz. Yok. Zeriha kardeşimiz gibi. Evet. Oraya gidecekler. 15 gün çalışacaklar. 15 gün buraya gelecekler. Anne baba ziyareti. Oradaki biriktirdiği paraları inşallah buraya hayırlı bir şekilde gönderecekler diye düşünüyorum. Orada kalmayı düşünür müsün? Evet. Orada. Çok net. Evet dedi.
Evet, zaten öyle olsun. Hani çünkü eninde sonunda daha 28 yaşında, hani tanıştığımızda 24-25 yaşındaydı zaten, evet, Zeliha da. Ve maşallah hakikaten ben son gördüğümde de dedim ya, birkaç gün evvel zaten görüştük buraya bizi ziyarete geldiğinde. Çok hani gelişmiş ve kendisini geliştirmiş. Hani bu kendi insani olarak hani cidden Zeliha çok aslında burada da belli oluyordur. Evet. Çok nazik, çok sessiz bir insanımız, bir kardeşimiz. Ama yani cidden böyle bayağı bir özgüven kazanmış ve çok güzel bir şekilde hem artısı kendi, olmuş bu deneyimin ona, değil mi? Olmuş yani, %100 olarak. Peki hemen ben yine bir şey merak ediyorum. Seni sıkmıyorum değil mi? Hayır. Zorlamıyorum değil mi? Dedim ki çok güzel geçecek program, emin ol çok rahat edeceğiz. Çünkü izleyicilerin eşliğinde sohbet ediyoruz. Merak edenler için soruyorum. Şimdi bu prosedürde belirli görevler var. Gitmek isteyen kişiler onları yapmak zorunda. Birinci olayımız bu. Yani bütün belgeleri, onları, bunları, evet, doldurmak zorundayız. Evet. Dil öğrenmek zorundayız. Evet. Gittikten sonra zaten korkmamıza gerek yok. Orada ilgilenen bir firmamız var. O firmamız memnun kalırsa karşılıklı işe de devam edilebiliyor. Burada görmüş olduk. Tabii ki. Doğru, tabii toparladım ki. Değil mi? Evet. Evet. Veya başka bir yere istenilirse, hani biz bunu da her zaman herkese söylüyoruz. Abi biz mesela birisinin akrabaları vardır herhangi bir şehirde. Bunları zaten son programlarımıza da dile getirdik. Yine işleyeceğiz inşallah bir sonraki programımızda. Ve denklikle alakalı olarak da hani bunları da söylemiştik. Bazı eyaletlerde denklik alması çok daha rahat, çok daha kolay. O yüzden biz adaylarımıza bunların hepsini anlatıyoruz ve sunuyoruz. Diyoruz ki hani istersen seni buraya götürelim, istersen buraya götürelim. İlla da kendi bünyemize götürelim diye bir düşüncemiz veya bir zorunluluğumuz yok. Biz burada adayımız için, arkadaşlarımız için en kolay, en güzel neyse onu yapmak istiyoruz. Hani mesela doğu almaya gitmek isteyen birisi varsa, eğer orada akrabası yoksa biz onları önermiyoruz. Şimdi yani bildiğimiz bölgelerde, bildiğimiz şehirlerde biz faaliyet gösterip ve arkadaşımız hastaneye gitmek istiyorsa biz seve seve herhangi yani bir hastaneye gitmek istiyoruz. Yani şunu söylemek istiyorsunuz değil mi? Doğru anlıyorum. Tekrar toparlamak için, sunucu biraz zor anlıyor efendim. Yani ilk etapta orada çalışabiliyorsunuz, imkan sağlıyorsunuz ama oldu da giden kişi kendi kanatlarıyla farklı firmada çalışmak ve farklı bir eyalete gitmek isterse gidebiliyor. Seve seve tabii ki. Evet, tabii ama memnun kalıp da oralarda hani gurbette diyelim, memnun kalırsa da devam ediyor. Herkes nasıl isterse. Eninde sonunda, evet, Semra Hanım, buradaki yaptığımız bizim yaptığımız hakikaten istihdam sağlamak. Almanya göç yasası kapsamında yasanın istediği mevzuatı yerine getirerek biz Türkiye'mizden Almanya'ya veya herhangi başka bir ülkeden buraya başvuru yapan, gerçekten, evet, Hindistanlılar da var. İnanın bana Pakistanlılar da. Hani bunlar da bize başvuru yapıyorlar. Bunlardan istediğimiz aynısı. Almanca, kağıt kürek, bütün transkript, işte ihal belgesi neyse bunların hepsini. Onlardan da istiyoruz. Oradan geldiği gibi yine bunların hepsini Almanya'ya gönderiyoruz. Almanya'da denkliklerinin süreçleri başlamış oluyor. Çalışma sözleşmesiyle beraber, hani hangi bir kurumla sözleşmeyle beraber buradan vize çıkıyor. Vizeyle beraber Almanya'ya gönderiyoruz ve en hızlı şekilde ellerine Alman diplomasını almalarını garanti altına alıyoruz. Bu çok güzel bir şey. İnanın çalışma deneyiminden bile daha artı olabilecek bir şey Avrupa'da bir eğitim alıp onun diplomasına sahip olmak. Bütün kapıları açar zaten diyorum. Peki gitmek isteyen senin mesleki grubundaki arkadaşlara tavsiyede bulunur musun? Evet, ben iyi ki Kemal Bey'in firmasını seçmişim diyorum. Doğru bir tercih yaptığımı düşünüyorum. Size de önerebilirim. Ay, teşekkür ediyoruz. Vaktimiz varsa bir soru daha sorabilir miyim yönetmenim? Tamam, süper, bir soru daha soruyorum. Türkiye ile oradaki çalışma şartlarını genelde hani çok kolay gibi görüyor ya izleyenlerimizden, hı-hı, birkaç böyle dönüş aldığımız zaman. Aman Almanya'da çok huzurlu, sakin, sessiz, çok da kolay çalışıyorlar. Bizim çektiklerimizi çekmiyorlar diyenler varsa onlara örnek olsun. Çalışma şartları nasıl? Sosyal haklar bakımından gerçekten çok iyi. Hatta o kadar cazip olduğu için çalışma şartlarına da zorluk olarak, fiziksel olarak katlanıyorum yani. Yani bu demek oluyor ki o ülkede daha zor şartlarla çalışılıyor efendim. Bu ülkedeki gibi çok anlayış ve çok hatayı telere yok. Doğru diyorum değil mi? Doğru, çünkü ben, evet, de Almanya'da yaşadığım, evet, için biraz da hakimim meslek anlamında sağlık bölümünden.
Peki evde bakım, özellikle senin alanında, yani Kemal Beylerin Türkiye'de de yaptığı işten bahsediyoruz. Tam olarak evde bakımı anlatabilir miyiz? Kemal Bey, alabilirsiniz sazı elinize tabii, lütfen. Tabii, seve seve. Evde bakım dediğimiz zaman bir hastanın veya yardıma ihtiyacı olan bir hastanın veya bakıma ihtiyacı olan bir insanın bunu hastanede değil de evde, evinde, kendi ortamında, kendi yatağında, annesinin, babasının, karısının, kocasının, çoluğunun, çocuğunun ortamında bulunarak bakımının sağlanmasıdır. Yani bu en küçük olarak hakikaten yatalak bir hasta, hani artık kendisine bakamayan yaşlı genç, herhangi bir hastalığından veya marazetinden dolayı kendisine bakamayan bir insanın normal ihtiyaçları, günlük olarak affedersiniz tuvalet ve bu gibi yıkanma ihtiyaçlarına başlayarak ağız, diş bakımı, göz bakımı, saç bakımı bunlar ve bununla beraber en ağır hastalarda da onlara bakabilmek, kramp hastalarına bakabilmek, çocuklar olsun ki çocuklarda bu çok vardır ve hani kendi canını tehlikeye girdiği an kendisini koruyamayacak halde olduğu zaman zaten bizim gibi şirketler devreye girmektedir ki sadece buna rağmen sigorta zaten buna bakımı izin veriyor, üstleniyor. Çünkü bir insan kendi can tehlikesine karşı kendi önlemini alacak bir insana yardımcı olmaz. Çünkü o zaman 112'yi ararsınız, Almanya'da da Türkiye'de de aynı numaradır. Ona göre hastane arabası alır sizi götürür. Ama bu güzel olan konu Türkiye'mizde de böyle, Almanya'da da böyle. Sadece Almanya'da sigorta ve bakım sigortasının verdiği katkı, geçen hafta da çok üzerinde durduk zaten bu konunun. Lütfen Türkiye'mizde de artık bu bakım sigortası meselesini başlatalım ki çünkü buradaki ihtiyacı olan insanlara da 24 saat, 10 saat, 3 saat neyse, hakkı neyse ona göre bakılabilsin ve bununla beraber hasta, yani siz bile biz bile hastanede olduğumuz zaman rahatsız oluyoruz. Hani gücümüzle beraber o anda hasta oluyoruz ama yine de bir an önce ne zaman eve gideceğim. Çünkü evindeki o kokun, evindeki o ortamın, müziğin, kendi ortamında her şeyin bakım çok daha başka ve buna olanak sağladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Zeliha'cığım sana da çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Deneyimlerini paylaştığın için, duygunu paylaştığın için iyi ki geldin. Çok teşekkür ederiz Kemal Bey. Ve sizlere teşekkür ederiz. Yine çok yeniden görüşeceğiz tabii ki değerli izleyenler. Bu konuları işlemeye devam edeceğiz. Hayatı paylaşmak devam ediyor. İnşallah. Uykunun hayatımızdaki yerini asla küçümsemeyin. Beyin, sinir ve omurilik cerrahı Profesör Doktor Orhan Şen uykunun önemine dair bilgilerle geliyor. Az sonra. Efendim Hayatı Paylaşmak programında değerli hocamız Profesör Doktor Orhan Şen bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz tekrardan. Hoş buldum, teşekkür ediyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz, böyle günaydın günaydın dedik ve programımıza başladık, devam ediyoruz. Şimdi ama ister istemez sağlığımızı ilgilendiren ve önlem olsun diye tam da kişisinden uyarıları baz alacağız. Konumuza geçmeden önce maalesef yaşamış olduğumuz ve korkularımızı da kapsayan bir durumdan bahsedeceğim. İşte koronayı atlattık hocam. Bir şekilde kayıplarımız oldu maalesef. Şimdi de böyle alarm verilen bir durum vardı. Maymun çiçeği hastalığı gibi. Yani bu konular hakkında ne düşünüyorsunuz? İzleyenlere nelere dikkat etmesi gerektiğini söylersiniz? Böyle bir bırakıyorum ve sizi dinliyorum. Şimdi maymun çiçeği virüsüyle ilgili olarak geçenlerde Sayın Sağlık Bakanımız çok güzel açıklamalarda bulundu ve bize bir yol gösterdi. Bakanlığımızın bununla ilgili bir rehberi, bir yol çizelgemiz belli dedi. Bu web sayfamızda da var. Onu da okudum, inceledim. Hekim olarak kendisini dinlemem, artı okuduklarım, araştırdıklarım tabii ki bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı gibi değil. Tabii ki bir cilt hastalıkları uzmanı gibi değil. Sonuçta beyin sinir omurilik cerrahisi uzmanıyım ama bir hekimim. Covid gibi olmayacak. İnşallah. Yani söylenen bu. Akıl da bunu gösteriyor. Çünkü bulaşma şekli farklı. Bulaşma şeklinde Covid'de
havaalanında, herhangi bir kafeteryada, herhangi bir yerde belli bir mesafede öksürme, aksırma havada kalıyordu. Siz onu sorduğunuz zaman alıyordunuz. Bunda yakın temas gerekiyor. Sarılmak, dokunmak, tokalaşmak, giydiği elbiseyi giymek, yattığı yatakta yatmak gibi yakın temas gerekiyor. Aslında vardı, sayıda bir artış olunca bir uyarı yapıldı. Bu uyarıda da vurgulanmak istenilen hani hijyene dikkat edin şeklinde. Yine yeniden hijyene dönüyoruz. Ama onda maske vardı. Bunda belki eldiven olur mu? Sanmıyorum ama hani benzetme anlamında söylüyorum. Korunan onda maske. Maskeydi. Bunda temas açısından eldiven. Böyle mi gözüküyor hocam? Evet, lezyonlar bu şekilde görünüyor. Lezyonlar bu şekilde oluşuyor. Ben de beyin sinir omurilik cerrahisi uzmanı olarak... Çok hızlı bunu söylüyorsunuz ama inanılmaz zor ve ağır bir bölümünüz var efendim. Beyin sinir ve omurilik cerrahisi. Burada sinir sisteminde tutabiliyor. Ama bu sadece maymun çiçeği virüsüne özgü değil. Viral enfeksiyonlarda sinir sistemi tutulabilir. Ensefalit dediğimiz beyni tutan enfeksiyon tablosunda nöbetle karşımız çıkabilir. Epileptik nöbet, baş ağrısı, evet, bulantı, kusma, dengesizlik, komaya kadar gidebiliyor. Allah yine olsun. Bizim açımızdan önemli olan meningoensefalit adını verdiğimiz tabloda menings adını verdiğimiz zarlarla beraber beyni tutabilir. Bu da yine aynı şekilde yürüme bozuklukları, baş ağrısı, bulantı, kusma, epileptik nöbetler, çift görme, görmede kayıp tuttuğu bölgeye göre kendini gösterebilir. Var. Bu şekilde olduğu zaman ağır seyrediyor. Yoksa cilt lezyonlarında, cilt lezyonları bu gösterdiğimiz şekilde oluşuyor. Daha sonradan onun izi kalabiliyor. Eğer bağışıklık sisteminiz güçlüyse bu cilt lezyonlarıyla atlatabiliyorsunuz. Bağışıklık sisteminiz zayıfsa kendi branşımdan verdiğim ensefalit, meningoensefalit dediğimiz beyin, menings dediğimiz zarı tutan enfeksiyonlarda komaya, ölüme kadar da ağır sakatlanıp gidebiliyor. Burada önemli olan bu konudaki uyarıyı korkalım ama bizi kaygıya, endişeye, psikolojik boyutta, sarsacak boyutta korkma olarak değil, tedbiri alacak şekilde korkalım. Dikkatli o olalım ve temiz olalım. Artık giyim mağazalarında elbiseleri evet, denerken aklımızda olsun. Evet. Örnek veriyorum sadece. Evet, evet. Hani der şeytanın avukatlığını yapıyorum diye. Ama yok. Burada elbiseleri denerken artık biraz daha özenli olun diyorum. Denememek mi acaba gerek? Değil mi artık? Yani dikkat etmek gerekiyor. Bedeninize göre alıp yıkayıp. Artı otellerde ya da benzeri yerde kalındığı zaman çarşaflar, hijyene çok önem vermek gerekiyor. Çarşaf. Bu konuda denetimler arttırılabilir. Mümkün olduğunca tokalaşmamak, sarılmamak gerekiyor. Bunlara dikkat edilirse en az hasarla atlatılır kanaatindeyim. Evet, Türk insanı da çok ama sever. Ama bir korona dönemindeki buyurun gibi olmayacağına dair söylemler İnşallah bana inandırıcı geliyor. Çünkü bulaşma şekline baktığım zaman artı virüsün özelliklerine baktığım zaman onun gibi olma ihtimali gerçekten zayıf. İşte bana da tam da orada hocam soru işareti gibi geldi. Ne olur yanlış anlamayın. Lütfen. O yüzden inşallah dedim. Türk insanı temas insanıdır. Sarılmayı, tokalaşmayı, öpmeyi çok sever. Ben bu korona döneminde biraz böyle distanslı lütfen öpmeyeyim, lütfen sarılmayayım dedim. Ama büyüklerimiz hep kırıldı, küstüler. Ama duyuyorsunuz değerli izleyenler, Profesör Doktor Orhan Şen de dikkat etmemizi ve sevgimizi gözlerimizde, kalbimizde taşımamızı söylüyor. Değil kesinlikle mi hocam? Kesinlikle. İlla temas tedbiri değil. Tedbiri elden bırakmayalım. Evet. İlla yani temas değil. Çocuklarımızı da öperken adına dikkat edelim ne olur. Belki de öpmeyelim diyebilecek kadar tedirginim bu konuda, altını çizmek istiyorum. Hocam hemen başka bir konuya geçmek istiyorum. Değerli izleyenler, aslında hepimiz için çok önemli bir mevzu. Uyku. Evet. Uyku düzensizliği. Uykuda beyin nasıl bir aktivite içerisinde, yoksa o da uyuyor mu bizimle beraber? Uyumuyor. Şöyle, üç tane sorum var. Üçünü de sormuş oldum. Uyku fizyolojik bir süreç. Vücudumuzun biyoritmi, o belirgin döngüler oluşan saatine uygun bir şekilde olması gereken, bedenimizin, zihnimizin dinlendiği, kendini onardığı ve bağırsaklarla ilgili çalışmalarda oradaki inflamasyon bağırsak duvarını bozduğu için zararlı olanlar oradan emilip
kan beyin bariyerini geçerek sistemik dolaşımla beyine gelebilir deniliyor. Beyine geldiği anda bunlar beyine zarar verebilir. İşte uyku esnasında beyin bu temizlik işlemini yapıyor. Uyku esnasında lenfatik drenaj aracılığıyla bunlar temizleniyor. Uyku esnasında beyin gün içerisinde gördüğü, dokunduğu, kokladığı, bellekte kalması gereken ne varsa, bellekte kalmak sadece konuşulanı değil, gördüğün de, dokunduğun da, kokladığın da, hissettiğin de, belleğe gönderildiği, aktarımın yapıldığı süreç uyku dönemi. Evet, uyumuyor ama en aktif olduğunuz andaki gibi de çalışmıyor. Daha huzurlu. O yüzden o andaki görevine uygun bir pozisyon alıp daha bir yavaş ama bu görevleri yerine getirerek devam ediyor. Uyku aynı zamanda sizin bir takım hormonlarınızı düzenleyerek, o esnada onu ayarlayarak sizin bağışıklık sisteminizi, sizin büyümenizi, sizin sağlık gelişiminizi destekliyor. Keşke bu süreçte yapılan bu. Hocam, böyle araştırmalar var. Siz de biliyorsunuzdur. Düzenli uyuyan, düzenli uyumayan aynı iki kişinin değişimini yer alan araştırmalar var. Daha önce evet, bakmıştım. Evet. İnanılmaz değişiyorlar. Bedensel çöküş, mutsuzluk, değil mi hocam? Uykusuzluğun getirdiği çok ciddi bir dışarıdan görünen etkisi oluyor. Hemen örneklendireyim tabii, size. Tabii, buyurun. Uyku esnasında hormonlardan bahsettik. Bu hormon salınımı çok önemli ve bütün bir hayatımızı etkiliyor. Uykunuzu eğer saatinde alırsanız ve özellikle akşam saat 11, sabah saat 3 arası gibi, 4 gibi bu süreç içerisinde melatonin hormonu pik seviyeye ulaşıp sonra düşüyor. Melatonin nedir? Kaliteli uyumamızı sağlıyor. Uykuya dalmamızı sağlıyor. Eğer uyku sorununuz yoksa, uyku sorunundan kastım uykuya dalamama, sık sık uyanma. Bu bir uyku problemi. İnsomnia diye adı geçer. Bir diğeri uyku apnesidir. Uyku apnesinde bir anda solunumunuz duruyor, horlamayla seyrediyor. Bu da sizde tansiyon ve benzeri problemlere yol açabiliyor. Yani uykusuzluğun verdiği sorunlar. Beraberinde narkolepsi dediğimiz bir olay var. Bir dönem bir bakanımızın görüntüleri televizyonlarda çıkıyordu. Toplantıda uyuyor, direksiyon başında uyuyor, kazalara yol açabiliyor. Artı huzursuz bacak sendromu. Bu da bir uyku bozukluğudur. Dolayısıyla uykuyla ilgili problem varsa bunun yansımaları da var. Uykusunu tam alan kişi güne başlarken aynada kendine baktığı zaman ya da etrafındakileri gülümser, mutlu ve neşeli bir şekilde güne başlar. Neden? Çünkü mutluluk hormonunun salınımına bağlı. Uykusuzsanız bu hormon salınımı yeteri kadar olmadığı için kendiniz de sabah kalktığınız anda kavga eder ve herkesin gönlünü kırarsınız. Yorgun oluyorsunuz. Gönlünü zaten, kırarsınız. Evet. Dikkatiniz dağılır, dikkatiniz bozulur. Burada kortizol hormonunun salınım saatleri var, serotonin salınımı var, dopaminin salınımı var. Ve bunların hepsi melatonin salınımıyla ilişkili. Gama aminobütirik asit dediğimiz nörotransmitterlerin o aradaki bağlantıları var. Bütün bunların hepsi uyku esnasında düzenleniyor. Dolayısıyla gerçekten güne mutlu başlamak istiyorsam, gerçekten söylenilen, anlatılan, yapılan şeyleri dikkatle dinlemek istiyorsam, işimde dikkatli olmak istiyorsam, kafamı tam olarak vermek istiyorsam, hata yapma payını en aza indirmek istiyorsam ve bağışıklık sistemim güçlü olsun istiyorsam kaliteli uyku uyumam gerekiyor. Şimdi uykusuzluğun sebep olduğu hastalıklardan biraz bahsetti hocamız ama bunu bir açacağız birazdan, ama açmadan önce uyku felci, hani uyku felci diye bir terim var. Gerçek evet, anlamda felç midir? Yoksa bunun ismi böyle, aslında anlamı farklı mıdır? İsmi böyle, ama anlamı kısmen felçlik ama gerçek anlamda felçlik değil. Vücudun kendini koruma mekanizması. Yani yarı felç hali mi hocam? Evet. Koruma mekanizması nasıl oluyor? Uyku esnasında evet beynin çalışma sistemi yavaşlıyor çünkü görev tanımı değişiyor. Buna paralel olarak da vücuttaki kaslar gevşiyor. Solunum sayısı yavaşlıyor. Kalbin vuru sayısı, nabız dediğimiz şey düşük seyrediyor. Vücut kendini istirahate alıyor. Ama uykunun bir REM dönemi dediğimiz bir dönem var. Rüyaların görüldüğü dönem. Evet. Ve bu dönem içerisinde herhangi bir şekilde
uyur gezelik adına artı rüyanızda kavga ediyorsunuz. Hı. Kavga ettiğiniz anda yanınızdakine uykudayken zarar verebilirsiniz. Buna bağlı travmayla bir takım sorunlar yaşanabilir. İşte o bahsettiğimiz uyku süreci içerisindeki kasların gevşekliği sizin bunları yapmanızı engelliyor. Çünkü kontrolsüz oluyor bir evet, nevi değil mi hocam? Yarı felç. Kontrolsüz. O yüzden kontrolsüz olduğunuz için kaslardaki o gevşemeyi, solunumdaki yavaşlamayı sizin kısacası rüyamda gördüğümü kalkıp yapayım diyerek ortaya çıktığınız şeyi engelliyor. O zararı vermenizi bir şekilde set kurarak durduruyor. İşte bu uyku felci diye adlandırılıyor. Evet, konuşuluyor bir de hocam. Mesela bazı kişiler uyurken sohbet ederlermiş. Evet. Sorulara yanıt verirlermiş. Evet. Sonra ve bunlar gerçekler. İşte bu REM dönemi evet. Ve o REM döneminde uyku esnasında gördüğüne uygun bir şekilde yerinden fırlayıp yumruğu atabilir. Ay Allah ya da bir tekme vurabilir. Ya da kendisi gidip Allah korusun. Balkondan bakacağım diye sarkıp yataktan düşebilir. Kendine zarar verebilir. Bunları engellemek adına kasların o gevşeme sürecine hani istesen de kalkamazsın moduna getirdiği döneme uyku felci deniliyor. Evet, demek ki böyle bir tabir ve anlamı da var efendim. Bu şekilde hocamız anlatıyor bizlere. Şimdi hocam tekrar uyku sorunları olanlar bunu düzenlemek için elbette takviye gıda kullanmalılar. Şimdi hocamıza ben hepsini toptan soracağım ve yanıtlarını alacağım. Hem uyku düzensizliği olanlar için tavsiyelerinizi hem de eğer ki bunu düzene koymayıp aman geçer ya da benim rutinim böyle ben buna alıştım diyenler var ise sonucundaki yaşayacağınız sıkıntılı süreç ve hastalıklar neler olabilir değerli hocamız sizlerle paylaşacak. Uykuyla ilgili sorunu görmezden geldiği anda o sorunlardan kaynaklanan az önce bahsettik hipertansiyonla karşı karşıya kalabilir. Solunum bozukluğu sonucu unutkanlıkları artabilir. Solunum bozukluğu sonucu olarak bu kişilerin dikkatleri dağılabilir. Çünkü yeteri kadar oksijen de gitmiyor o uyku apnesi atağında. Bütün bunlardan ayrı hormonlardaki salınım düzensizliği sonucu olarak psikolojik bir takım rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Ve büyüme hormonundaki dengesizliklere bağlı olarak yüz hatlarında kuruluk eğer bu çocuk yaştaysa hep bir şey vardır, uyusun da büyüsün. Evet. Neden biliyor musunuz? Büyüme hormonu salınıyor. Eğer büyüme yaşı olarak adlandırdığımız dönemdeyseniz büyüyorsunuz büyüme hormonu düzenli sayesinde. Düzenli uyuduğun ama zaman sağlıklı büyüyorsun. Sağlıklı büyüyorsunuz. Erişkin yaştaysanız büyüme hormonu sizi artık büyütemeyecek ama cildinizi güzelleştirecek. Bir şey daha yapıyor hocam. Artı beraberinde sizin diğer organlarınızdaki karaciğer ve diğer bölgelerdeki onarımları rahatlatacak. Ve sizin daha dinç uyanmanızı sağlayacak. Bir de hocam hiç kesinlikle tıbbi terim değil. Hocam şimdi diyordur ki aman Allah'ım ne diyorsun ucumuz. Bir de uyuyunca geçer derler hocam üzülünce. Uyu geçer. Evet. Evet. Böyle çok böyle duygusal bir yerden söylüyorum. Üzüntü duyduğumuzda ya da birileri bizleri üzdüğünde ya da bir şeyler ters gittiğinde deriz ki ben uyuyayım. Yarın her şey geçer. Gerçekten de etkili oluyor ama biliyor musunuz? Oluyor. Neden? Az önce mekanizmasını anlattım. Eğer siz uykunuzu tam alırsanız melatonin hormonunun sayesinde serotonin, dopamin ve diğer hormonların salımına bağlı olarak mutlu uyanıyorsunuz. Evet. Ama önemli olan üzülünce geçer dediğin üzüntümüz de uyuyabilmek. Uyuyabilirseniz, uyuyup uyanma sıklığınız fazla değilse, uykuyu kaliteli alabiliyorsanız uyuyunca geçer. Geçer. Ama İnşallah. Burada önemli olan uykunun o modunu yakalayabilmek. Onun için takviye gıda almanızı onun için melatonin mesela sıklıkla kullanılıyor. Hı-hı. Ama melatoninde son dönemlerde yayınlanan makaleler melatoninin siz dozunu arttırdığınız zaman siz onu arttırdıkça beyin kendi ürettiğini üretmiyor. Ve bir müddet sonra o doz arttıkça bir noktaya varınca etkisini kaybediyor. Tembelleşiyor o zaman. Tembelleşiyor. Değil mi hocam? Etkisini kaybediyor. Tekrar yeniden onun kademeli olarak dozunu azalttığınızda bir sürecin geçmesi gerekiyor. O süreç tekrar yeniden uyku düzeninizi yakalamaya yarar. O yüzden nöroloji uzmanı meslektaşlarımız melatoninin dışında magnezyumun gücüne, magnezyumun sihirine inanıyorlar. Evet. Magnezyumun etki mekanizmasında bir kasları gevşetip bir rahatlık veriyor. Magnezyumun etki mekanizmasında
melatonin salımını kendisi arttırıyor. Dopamin salınımını, serotonin salınımını arttırıyor ve gama aminobütirik asit dediğimiz nörotransmitterler üzerinden etkileşimi arttırarak sizin kaliteli uyumanızı sağlıyor. Birkaç yoldan birden. Aynı zamanda da magnezyumun kendisi rahatlık hissini veriyor. Evet. Yani etkileşim olarak melatonini arttırıyor, diğer hormonları arttırıyor. Nörotransmitter üzerinden etkisini gösteriyor ama kendisinin de doğrudan kas gevşetici özelliği ve sizi rahatlatıcı özelliği var. O yüzden magnezyumla başlanılıyor. Magnezyumun yanında yine ilaç almak yerine eğer bir psikiyatrik rahatsızlık var, psikiyatri uzmanı bir ilaç veriyorsa ayrı bir konu. Hı hı. Ama hayır, işte uyursan geçer diyeceğimiz moddasınız, uyumak istiyorsunuz. O zaman da pasiflora otu, melisa otu, karabaş otu, çoban çökerten, ebe gümeci, magnezyumla beraber kullanılabilir. Bunları kullandığınız zaman uykuya daha rahat dalabilirsiniz. Yeter mi? Hayır. O uyku saatlerinizi ne olursunuz özel durumdan dolayı eğer sapmışsa en kısa zamanda tekrar vücudunun biyoritmini yakalamak adına zorlayarak o saatleri değiştirmeyin. Evet. Saatleri söyledik. 11 ile 3 arası ya da 11 ile 4 arası dönemde melatonin salınımı en yüksek noktaya varıyor. İşte o saatte eğer uyursanız o yüksek melatonin yakalamış olursunuz. Evet. Umarım buna, hepimiz bunu kulağımıza uyacağız. Buna uymak adına yapmamız gereken ne ayrıca? Bizim bu tür uyku ile ilgili problemlerde akşam bir spor, sporu takiben bir duş alma sizi rahatlatır. O rahatlamayla beraber ne olursunuz belli bir saatten sonra televizyon yok, cep telefonu yok. Cep telefonu başucunuzda olmasın. Onun işte bildirimlere açık dediğimiz mesajlar geldiğindeki her bir o ışığın yanması sizin uykudaki melatonin salınımınızı bozuyor. Buna bağlı da uyku kaliteniz düşüyor. O yüzden loş bir ışıkta kitap okuyarak o bahsettiğim melisa, papatya, evet. Yani papatya çayı da olabilir. Artı pasiflora otu, çoban çökerten, karabaş otu, magnezyum desteği. Hocam bu bahsettiğiniz bileşenleri yani doğal bitkileri siz de çünkü tavsiye ediyorsunuz ve sizin de kendi bünyenizde evet. yaptığınız yan olarak böyle danışanlarınıza tavsiyeleriniz evet. var. Bunların hepsinin toplamı olan bir vitamin takviyesini hiçbir problem olmadan kullanabilirler. Dozlarını eğer güvendikleri bir marka, inandıkları bir isimse, yani yapılan yerden eminse kullanabilirler. Kullanabilirler ve bu müthiş bir rahatlık hissi veriyor. Dolayısıyla uykuda kaliteli oluyor. Kaliteli uyuduğu zaman da kalktığında o zaman uyuyunca geçmiş oluyor ve mutlu mesut güne başlıyor. Evet, o zaman telefon numaralarımızı hemen verelim. Değerli hocamızın sizler için hem sosyal medyasında hem de bizim programımızda böyle anlattığı içeriklerle takviye gıdalara ulaşmak isterseniz ya da sorularınız varsa bizlere evet. ulaşabilirsiniz. 0212 702 24 14 0554 494 90 39'da WhatsApp hattımız efendim. Sorularınızı bizlere sorabilirsiniz. Hocam şimdi uyku dedik, düzen dedik, vücudumuzu çok etkiliyor dedik. Bir de stres dedik ya. Evet. Ne kadar mümkün olsa bile, kontrollü olsak bile stresten uzak duramıyoruz. Bazen güçsüz olduğumuz için, bazen gerçekten fiziksel, bedensel sağlık problemimiz olduğu için stres yapıyoruz psikolojik olarak. Peki, bilinçli ve farkında birey olarak stresten uzak durabilmek adına takviye gıda önerir misiniz? Yine aynı şekilde stresten uzak durma adına magnezyum ve az önceki bahsettiğim papatya çayını, melisalı çay veya onları kapsül olarak sunan ürünler var. Bunları pasiflorayı kullanarak baş edebilirsiniz. Ama yalnız başına hiçbir şeyde bunlar da yetmez. Mutlaka düzenli egzersiz, mutlaka yoga ya da benzeri bir sporu yapma, yürüyüş yapma ve bunlarla beraber mutlaka sürekli olarak bir haber dinleme veya karamsar şeyleri dinleme değil, oturup bir dizi izleme, bir sinema filmini izleme, onunla ilgili yorumlarda bulunma, onunla ilgili yorumları okuma veya bir hobiniz varsa fotoğraf çekmek, resim yapmak gibi. Sizin de olduğunuz gibi. Bendeki fotoğraf, benim kaçışım. Çok güzel fotoğraf çekiyorsunuz, evet. Benim kaçışım ve ben fotoğraf çektiğim zaman o kendi gözümle gördüğüm işte bu kare dediğimi fotoğraf makinesinin deklanşörüne bastığım anda yakaladığımda ve bunu karşımdakine gösterdiğimde o benim gördüğümü eğer karşıya aktarabilmişsem dünyalar benim oluyor. Evet. Ve
ne olursunuz sorunlu insanlardan, sorunlardan uzak durmak gerekiyor. Evet. Herkesin kaldırabileceği yük kendine özeldir. Kaldırabileceği yükten kastım ağırlık taşıma anlamında değil, aynı zamanda sorunları taşıma anlamında. Ruhunuza gelen düşünsel anlamdaki şeyler. Yoğunluktan bahsediyorum. Bunları kaldırabildiğiniz kadardır. Kaldırabildiğinizin üzerinde siz eğer bir takım şeylere girerseniz ne takviye gıdanın, ne sporun, ne de diğerinin size faydası olmaz. Hepsi bir bütün olarak ele alınmalı, bir bütün olarak devam edilmeli. Efendim işte güzel güzel bilinçli zihinlerden bizim zihinlere tavsiyeler. Hayır demeyi bilmeliyiz. Yani bu işin sırrı hayır demeyi bilmekten geçiyor. Kendini sevmekten geçiyor. Bu kayıtsız kal anlamında değil. Asla böyle bir şey demiyorum. Benim sürekli olarak böyle bazen konuşmacı olarak çağırırlar. Orada söylediğim cümle bir ay önce kendini sevmeli. Bunu evet. Hemen bencillik olarak algılıyorlar. Bu bencillik değil. Birey eğer kendini severse, uyku düzenine dikkat ederse, birey kendini sevip de sağlığına dikkat ederse, o birey dolayısıyla kendisini seven insanlarla beraber geçireceği günlerin sayısını arttırmış olur. Yaptığı işteki üretkenliğini arttırmış olur. O üretkenlikten de herkes yararlanır. Dolayısıyla gerek sevdiklerimizin, gerekse toplumun menfaati adına her birey önce kendini sevmeli, kendi bedenini bedensel ve ruhsal anlamda korumak adına yapması gerekenleri yapmalı ve sonra da örnek olarak diğerlerini etkilemeli. Evet, yani her şeyi biz halledemeyiz. Bir de günümüzde maalesef uzmanı olmayan birçok kişi dertleşme bazının dışında tavsiyelere başladı. Evet. Lütfen alanınız değilse ve yardımcı olamıyorsanız yönlendirme de yapmayın. Çünkü daha da kötü bir sonuca yol açabilirsiniz. Sağlık problemi de olabilir o insanın, o üzüntüsü, kederi, uykusuzluğu sizin de dediğiniz gibi. O yüzden uzmanlara danışmamız gerekiyor değerli izleyenler. Kesinlikle. Burada da altını çizmek istiyorum. Canım hocam, uykuyla ilgili benim sormadığım ama izleyicilerin bilmesi gerekiyor dediğiniz bir soru varsa onu da lütfen cevabını sizden alalım. Şu da sorulmalı, şu da çok önemli, bu konuya dikkat edilmeli dediğiniz bir nokta varsa. Uykunun kendisi biz sadece stresle ilişkilendiriyoruz ama bizim bağırsakla ilgili problemlerimiz varsa o da yine uyku düzenimizi bozabiliyor. Orada da yediğimiz içtiğimize dikkat etmemiz gerekir. Yediğimiz içtiğimiz şeyler işlenmiş gıdalar olmamalı. Yediğimiz içtiğimiz şeyler kesinlikle ve kesinlikle paketlenmemiş olmalı. Doğal olmalı. Bunlardan en çok önerilen elma. Evet, söylemişsiniz. Erik, bunlar ve beraberinde omega 3 desteği almaları gerekiyor. Bunlarla birlikte bağırsak sağlığınız da iyiyse uyku kaliteniz gerçekten, çünkü oradaki mekanizma yine melatoninin salınımını etkiliyor. Melatonin salınımını etkilediği için geniş bir perspektiften, geniş bir açıdan bakmak gerekiyor. Sadece şunu 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 yapmak değil, vücut bir bütün. O bütünün parçası içerisinde bir yerde bir arıza varsa diğeri de bundan etkileniyor. Bu nedenle eklemediğimiz yeme içme kısmıydı. Burada da bu konuda eğer gerekli özeni gösterirlerse, omega 3 ile destekleyebilirlerse, işlenmiş gıdaları yemezlerse, evet, suyu yeteri kadar tüketirlerse, akşam ama fazla su gün içerisinde dağıtmak gerekiyor. Bazıları gün bir içerisinde unutuyor, akşama sıkıştırıyor. Akşama sıkıştırdığınız zaman da sizin özellikle çay, kahve, bunların da diüretik etkileri var. Bunlar da sizi sık sık tuvalete çıkartır. Dolayısıyla suyu da çok içince daha çok çıkarsınız. Bu da sizin uyku kalitenizi bozar. Evet. Buna benzer yanlışlardan kurtulmayı öneriyorum ben. Hocam bir de şey soracağım. Şimdi omega 3 dedik, magnezyum dedik. Bunlar kişiye özel verilecek gıdalar, hani takviye gıdalar. Ama mesela bazen yanlış kullanımı da olabiliyor. Magnezyumu herkes için geçerli, şu şekilde kullanılmalıdır dediğiniz bir yer var mı? Mutlaka kan seviyelerine bakılmalı. Mutlaka klinikle uyumlu olmalı. Eğer kan seviyelerinde düşüklük varsa, klinik olarak da onu çağrıştıran klinik bulgularınız varsa magnezyum verebilirsiniz. Aç karnına, tok karnına, günde bir kere, iki kere mi mesela? Şöyle, dozajları genelde birbirine yakın bunların. Sabah akşam şeklinde veriliyor. Yemek aralarında veya yemekten yarım saat, bir saat sonra diye veriliyor. Burada aç karnına genel olarak ilaçlar önerilmiyor. Mide ilaçlarıyla ilgili olarak örneklerde proton pompa inhibitörleri dahil olmak üzere mide asidini bozan her şey bağırsaklardaki gıdaların orada bir şekilde inflamasyona yol açmasına neden oluyor.
oradaki iyi bakteri, virüs, mantar gibi mikroorganizmaların kötüye dönüşmesine sebep oluyor. O yüzden genelde bunların yemek arasında veya yemekten yarım saat sonra alınması öneriliyor. Çok önemliydi hocam. Çünkü gerçekten bazen biz de bilemeyip aç karnı mı alsak, tok karnı mı alsak acaba diye çelişkiye düşenler varsa efendim duydunuz uzmanımızın tavsiyesi ki siz söylediğiniz zaman bizim teşekkür için ediyoruz. Bitmiştir. Mesela yemek muzda, arası. Muzda mesela magnezyumla beraber L-tiyanin dediğimiz bir madde var. Bu da yine uykuda gerçekten faydası ve sizin o stresli anınızdan kurtulmanıza yardımcı oluyor. Buna benzer protein meyvelerle de zamanda, desteklenmeli. Evet, evet, desteklenmeli bunlar yani. Ama akşam değil, muzda. Değil, sabah. Değil. Gün içerisinde, gün içerisinde. Evet, yaymak gerekiyor. Olabildiğince akşamı çok aşırıya kaçmadan şekersiz su ve buna benzer içeriklere geçirmek gerekir. Hocam uzmanlar genelde hani bir saat veriyor. Şu saatten sonra yenmemesi daha iyidir dediği bir yer var. Siz de tavsiye ediyor musunuz? Gerçekten bir saat sonrasında hani evet saat 8'den sonra, evet saat 7'den sonra sıvı gıda harici tüketilmelidir diyor musunuz? Sonuçta saatler değişkenlik gösterebiliyor. Ama ortak olan cümle şu. Akşam belli bir saatten sonra yemeyin diyorlar. O belli bir saatinde ortalaması genelde saat 8 gibi rakamlar. Hı hı. Yani 8 artı x'i yarım saat, bir saat. O saatten sonra bir şey almayın deniliyor. Neden? Çünkü saat 11'de uyuyun diyoruz biz. Evet. Ondan bir saat önce loş ışık diyoruz. Ondan bir saat önce kitap okuyun diyoruz. İşte o sürece hazırlık anlamında. Siz eğer o saatte yerseniz sizin mide bağırsak sisteminiz yine onu öğütmek adına çalışmaya devam edecek. Çayı, kahvesi, tabii, meyvesi, çalışmaya devam keki. Edecek. Bu da bizim Türk milletimizin akşam yemeğin sonrası daha da ağır yemeklerle geçtiği için baklavası bunların hepsi aslında sağlığımıza zarar. Yani gün içerisinde tadımlık bunlar alınabilir. O da her gün değil. 10 güne bir, 15 güne bir. Ama sürekli kalkıp da akşam saatlerinde bunları yaptığınız zaman o bağırsak ve o mide isyan ediyor ve inflamasyon olarak karşımıza çıkıp başta beyin olmak üzere tüm vücudumuzu etkileyebiliyor. Evet. Canım izleyiciler, gördüğünüz gibi vallahi hiç ara vermeden meraklı sohbetimize devam ettik. Hocam çok teşekkür ederim. Sizinle yaptığımız ve diğer konuklarımızla da yaptığımız zaten çok keyifli konuklar ağırlıyoruz. Böyle akıp geçiyor, doyamıyoruz. Yine yeniden görüşeceğiz diye umut ediyorum hocam. İnşallah, inşallah. Bugün sizi de böyle gördük. İlk defa aslında güzel oldu. Bir önceki programımızda gördük. Ve şimdi gördük. Çok farklı ve güzel oldu. Böyle tam bir cerrahi operasyonda hazır bir şekilde karşımızda oldunuz. Çok yakışmış hocam bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Çok İzleyiciler sağ olun. İçin de güzel oldu böyle maviler içerisinde sizleri görmek. Çok teşekkür ediyorum. Hem size hem de Kanal İde ekranlarında bizi izleyen izleyicilerimize gülen yüzünüz solmasın diyorum. Solmaması için de uykunuza dikkat edin. Beslenmenize dikkat edin. Sağlığınızın kıymetini bilin diyorum. Ben bildiklerimi anlatacağım. Siz gerekeni yapacaksınız. Hep beraber yüzümüz gülecek. Çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Hocamızın dediği gibi tebessümümüz ne yüzümüzden ne kalbimizden eksik olmasın. Hayat Paylaşmak programı böyle güzel paylaşımlarla devam ediyor. Efendim, bu haftalık da programımızın sonuna geldik. Ama hiç merak etmeyin. Haftaya yine aynı saatte. İşte tam da burada Kanal 7 ekranlarında Hayatı Paylaşmak programında ben Semra Güzel ve birçok değerli konuğum sizlerle olacak. Kendinizi sevmeyi, çevrenize değer vermeyi, hayvanlara bakmayı unutmayalım. Ve ne yapıyoruz? Ekibe de teşekkür ediyoruz. Sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Görüşmek üzere. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.